Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Yeni bir gazete programı ile karşınızdayız. Covid-19 salgını sonrasında alınan önlemler çerçevesinde hükümet belli kararlar almıştı. Şimdi hükümetin normalleşme süreciyle ilgili dün Bakanlar Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi ve 4 Mayıs tarih olarak belirlendi. Belli işletmeler açılacak. Belli işletmelerin açılması ise kıstaslara bağlanacak. İşte tam tüm bu gelişmeleri Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber ile görüşeceğiz, konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Yoğun günlerden geçiyoruz. Siz de büyük bir oluşumun başındasınız. Hükümetle hem bu alanda istişare içerisindesiniz hem de esnafın sorunlarını dinliyorsunuz. Yaklaşık 45 gündür iş yerleri kapalı ülkede. Çarklar haliyle pandemi sürecinden dolayı durma noktasındaydı. Şimdi yeni yeni adımlar atılmaya başlandı. İsterseniz bu 45 günlük süreyi değerlendirelim kısaca. Evet, evet. Sonrasında ise bugüne gelelim. Evet, sağlıkla ilgili normalleşmenin ortaya konduğu, sürecin içinde bazı sıkıntıların yaşanmasına rağmen bir normalleşme sürecinin dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de başlaması gerektiğini biliyoruz. Bu ortaya konan ve vaka olmayışının güzel olduğu, ancak hani bunun yeterince test yapılmadığı ile ilgili bazı kaygılar duyuyoruz. Çünkü sektörler açılınca tekrar yeniden bir sıkıntı yaşamak istemediğimiz için bunu önemsiyoruz. Ama normalleşmenin de bir gerçek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sağlık tedbirlerinin en yüksek seviyede alınmasını ve önemsiz kılınmasını kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu noktada sektörlerin yaklaşık 70 sektörün açıldığını gördüğümüzde bu süreci nasıl kontrol edeceğimizle ilgili biraz sıkıntı da duyduğumuzu söylemek isteriz. Çünkü evet sağlık rayına girdi gibi görünüyor. Tüm bu anlattığım gerekçeler ortada olsa bile. Ancak tekrar söylüyorum, işletmelerin başlamasının bizim yaklaşık ayın 17'sinde hükümete sunduğumuz bir program vardı. İş yerlerinin hangi iş yerlerinin nasıl açılacağı ile ilgili ve gruplandırmıştık. Çünkü sektörlerin programa göre, yani işte birer hafta ya da onar gün arayla açılmasını, bu her açılmanın öncesinde ve sonrasında testlerin yapılmasını, sahadan dönülmesiyle ilgili. Tabii bu ekonomik yaşamı biraz daha zora sokacaktı ama en azından sağlıklı devam evet. etmesiyle ilgili bazı kaygılarımız geçecekti. Bugün görüyoruz ki sektörlerin büyük bir kısmı, yani belki de turizmi ayırırsak turizm ve turizme bağlı kolları, çünkü onlar zaten açılamayacak, yani riskten değil, turizm olmadığı için açılamayacak. Onun dışında hemen hemen işte bir kuaför, berber, spor salonları falan kaldı açılmayan. Burada bu 70 meslek kolu açılırken çok kısa zamanda açılmayanların da niye açılmadığı ile ilgili bir somut ortaya bir şeyler konmalı. Çünkü eczane açık yanınızda, kasap açık, karşınızda butik açık, ortada berber açık değil mesela. Nedir bu gerekçe ötelenmesinin ve açılmayacak gruba konması ile ilgili? Bunları bilmek isteriz. Evet efendim, dün Bakanlar Kurulu dediğiniz gibi 70'e yakın iş yerinin açılması ile ilgili kararları ortaya evet. koydu. Peki bu süreçten sonra açılsa bile esnafın durumu ne olacak? Yani beklediğiniz o potansiyeli yakalanacak mı? Şimdi gene geriye dönerek 45 gün içinde sosyal devlet tanımının içindeki tanımlara uygun sağlıkla ilgili önlemlerin yanında ekonomik önlemlerin yeterince alınmadığını gördük o 45 günle ilgili. Yani siz halkınıza, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yaklaşık 10 bin işletmeyiz, %80'imiz kapalı, yani kapalı işletmelerin. 10 bin işletmenin 40 bin çalışanı var. Bunun aileleriyle beraber de 150 bin kişinin ekonomiden doğrudan fayda sağladığı bir kesimiz. Bu kesimin büyük bir kısmı evde otururken siz onlara bir ekonomik yardım ulaştıramadınız. Ulaştıramadığınız noktada da insanlar çaresizlikten iş yerlerini açmak istiyor. Yoksa bir ekonomik öngörüyle açmak değil. Yani açıp o mücadeleyi sürdürmek istiyor. Açıp aslında aklındaki sıkıntılarla yüzleşmek istiyor. Çünkü biliyoruz ki esas kriz başladıktan sonra, yani iş yerleri açıldıktan sonra başlayacaktır. Çünkü ülkede ekonomi %2 yani 45 işte 50 günlük sürede %50 daraldı. Tüketim nüfusunun büyük bir kısmı ayrıldı buradan. Öğrenci yok, işçi yok, işçi aileleri ayrıldı.
Turizm yok. Ne kadar turizmle ilgili sıkıntılarımız olsa da eleğin içinden ayrılanlar düşüyordu çarşıya. Yani bir miktar düşüyordu. Evet. Veya turizme bağlı sektörler çarşıda etkindi. Turizme doğrudan onlarla iş yapanlar etkindi. Bu sıkıntıların içinde tabii ki iş yerleri açıldığında öyle günlük gülistanlık bir şey beklemiyoruz. Ancak tek bir şey var burada, işte bir anneler günü ve bir bayram süreci var. O süreçte bir 10 günlük durumda biraz sektörlere bir miktar varsa halkın cebinde para düşecektir. Bununla ilgili de kısa vadeli bir kazanç sağlama noktası önemlidir. Ondan sonra tekrar söylüyorum, kriz bizi bekliyor çünkü tüm yükümlülükler tekrar başlıyor. Devlete karşı yükümlülükleriniz tekrar başlıyor. Ticari hayatınızda karşınızdaki ticari ilişkilerinizin süreci tekrar başlıyor. Ödemelerinizi tekrar yapmanız lazım. Ama geriden gelen bir birikiminiz yok. Var olanı yediler zaten. Herkes birbirinden borç aldı. Bu süreci idare etmek için esas katkıların şimdi açıldıktan sonra devam etmesi gerekiyor. Yani mesela o 1500 liranın iş yerleri açıldıktan sonra çalışanlara doğrudan maaş desteği olarak veya sosyal sigorta desteği olarak devam etmesi lazım ki işten çıkarmalar dursun. Şu esnaflık şöyle bir şey. Esnaflık yani iş yoksa işçinizi çıkarmazsınız. İşçiniz zaten kendi çıkar. Çünkü işçinizle, çalışanınızla siz beraber çalışıp beraber kazanıyorsunuz. Yani herkes görüyor ne olduğunu. İşçi, çünkü işçi statülü ve beceriye dayalı kazan sağlıyordur. Becerisi tamam olan kazanıyordur ama iş yoksa zaten kendi usta, hakkını helal et ben gidiyorum çünkü iş yok der, çeker gider. Yani burada o ilişkiyi de doğru kurmak lazım. İşte açıklanan iki ay işten çıkaracaksınız, çıkarmayacaksınız. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani iş yoksa sadece yapacağınız işçiyle çalışanla esnafın arasına bir fitne sokmak olur. Yani kazanmayan bir iş yeri nasıl versin? Dolayısıyla burada devlet sorumluluklarını yerine getirmeli, katkılara devam etmeli, piyasaya sıcak para düşmeyle ilgili önlemleri almalı. Bunlar olmadığı zaman açtım ben siz mücadele edin demenin yine biraz popülizm olarak algılıyoruz biz bunu. Peki belli işletmeler için de 11 Mayıs'ı öngörüyor. Evet. Yani özellikle de şunu ifade edelim, soralım. İşte restoran sektörü yiyecek ilgili, içecek sektörünün bir kısmının şey evet. bölümü. Diyeyim paket bölümü. Evet. Peki bunun denetimi için de herhalde kıstas olarak da Sayın Başkanım çalışacak işçilere test yapılmasını evet. öngördüler. Peki bu nasıl olacak? Yani tamam testi yaptıracak, bunu kamu mu karşılayacak yoksa o işveren onu mu yaptırmak zorunda kalacak işçisine? Şimdi burada da samimi olmak isteriz ve dün bu olay açıklandıktan sonra oldukça bu konuda tepki de geldi. Yani şimdi tarif ettiğiniz şey aslında büyük işletmelerin açılmasını tarif ediyorsunuz siz. Yani gücü olan, çünkü bu kaynağın yani bu bir testin 100 dolar olduğundan bahsediliyor. Kim karşılayacak, nasıl karşılayacak ve 11'ine kadar bu sorumlulukları nasıl yerine getirecekler? Yani bu saydığınız işletmeler çalışanlarıyla beraber birkaç bin kişidir. Birkaç bin kişiye siz testi nasıl yapacaksınız? Ve onların bunu nasıl karşılayacaksınız ve nasıl denetleyeceksiniz? İki, bulaş zincirinin yan yana ve sosyal mesafe etkisinde olduğunu düşünürsek, dükkanların toplamının 50 metrekare olduğunu düşündüğünüzde mutfağı 10 metrekare. Büyük restoranların mutfakları 20 metrekare. Yani şurada bulunduğumuz alan kadar alanda belki de 5-10 kişi çalışması gerekecek. Bunların hepsi aslında bir öngörüden ortaya çıkması gerekir. Sektörlerin ihtiyaçları spesifik sektörel tespit edilmeli. İşte bizim önerdiğimiz ilk başta ve kendileriyle hükümetle yaptığımız temaslarda yani anlaştığımız nokta bazı sektörlerin kişi sayısının azaltılması, zamanın azaltılması. Yani şimdi yazıyor 6 ile 8 arası mesela. Mesela yiyecek sektörüyle ilgili bu büyük bir sıkıntı. Çünkü Ramazan ayında yaşıyoruz. İşçiler çalışacaksa akşam yemeklerini hazır alacaklar. Siz 8'de kapatacağınız işletmenin nasıl yetiştirecek bu durumu? Bu durumla ilgili daha farklı yöntemler var. Mesela 12'de açılıp 8 saat sonra kapatılabilirdi. Aslında bunları hep konuşmuştuk. Yani işte sabah 8'de açılabilir, 9'da başlayacak, 5'te kapanacak, ondan sonra hijyen kuralları devam edecek, çalışan sayısının metrekare işletmelere göre azaltılıp dönüşümlü çalışılması falan. Şimdi burada yuvarlak ve 70 meslek grubu açılacak ve bunun denetimini sağlayacak. Bizde hiçbir zaman böyle bir kapasite olmadı ki. Yani işletmeleri nasıl siz denetleyeceksiniz? Bu konuda da
o biz odamızın da bu konuda şey olmasını istemiştik. Yani kendi sektörle ilgili denetleme hakkı olsun. Çünkü yasayla denetim yetkimiz vardır. Yani burada katkı koymak ve sektörleri daha hızlı hazır hale getirmek içindir bu denetleme dediğimiz konu. Ve zaten kurallar da dünyanın her yerinde yazıyor. Yani bu yöntem bellidir, bu parametre bellidir. Biz bu protokollere uymak zorundayız. Bununla ilgili de gene hükümete verdiğimiz bu protokollerle ilgili esnafın çalışma prensipleriyle ilgili hep öneriler yaptık ama şimdi burada çıkan çok yuvarlak, açılıyoruz. İşte yiyecek içeceğin dışında da genel bir şey hijyen kuralları uygulanacak. Oradaki baktığımızda tek tek mesleklere temasın oldukça etkin olduğu meslek grupları da var. Ama mesela işte burada çiçekçidir, ayakkabıcıdır, kahve, kitabevidir, kırtasiyedir, anahtarcıdır. Mesela bunlar evet bunun gibi iller bazıları açılıyor. Mesela orada görüyoruz ki güzellik, kuaför, tırnak gibi şeyler açılmıyor. Şimdi burada bunu da gördük. Yani bu gerekçenin diğerinden farkının ne olduğunu ortaya koymanız gerekiyor. Şöyle dediniz ki siz gazinolar, gece kulüpleri, bet ofisler. Mesela bet ofisler niye açılmıyor? Örneğin. Burada diğer yerler açılıyor da. Evet. Gibi gibi. Yani bir sürü şey var. Bunların gerekçelerini ortaya koymanız lazım. İkincisi de izlediğimiz bu alanla ilgili mesela Amerika en yoğun yaşıyor. İtalya en yoğun yaşıyor, Almanya yoğun yaşıyor ve Avrupa'nın bazı ülkeleri güzellik ve saç hizmetleri alanını açtı. Çünkü kişisel bakım ve ruh sağlığı ile ilgili bir durum olduğu için açtılar. Birinci grupta açtılar hem de. Grupladılar. Şimdi biz hangi gerekçelerle bunları yapmadık? Çünkü biz diyoruz ki toplumu biz tedavi ettik. İçeride hasta yok diyoruz. Evet. Hasta yok diyorsanız demek ki sektörleri 70'i yaptıysanız 70'i değil de 80'i yapardınız. Herkesin kendi hijyen kurallarıyla sahada bir dönüşü, ekonomik dönüşümle ilgili mücadele etmelerine izin verirdiniz. Çünkü sizin şu anda yapacağınız sadece bu sektörlere şunu dediniz. Açın, siz kendi mücadelenizi verin. Çünkü kredi kaynaklarına ulaşamıyoruz. Devletin kendi sorumluluklarından hiç vazgeçmedi. Alacağını istiyor. Vereceksiniz diyor. Vergiyi vereceksiniz diyor. Gidin kredi alın, gelin verin diyor. Şimdi demek ki o zaman sektörlerin de bu gruplamanın içinde bir fırsatla beraber, eşit fırsatla beraber bir mücadele etmesine en azından izin vermeniz lazım. Çünkü bu süreçte şunu da gördük. Bu bahsettiğim bazı sektörlerin çoğu evlerinde çalışıyorlar kaçak. Mesela siz geliyoruz sizin gibi televizyon programına saçınız kesilmiş örneğin. Örnek veriyoruz. Demek evet. ki berbere gittiniz ya da işiniz kesti ama mesela şeyi izliyorlar. Bakanları izliyorlar. Kamuoyuna çıkan insanları izliyorlar. Herkes tıraşlı. Hanımefendilerin saçları yapılı. Demek ki kaçak ve bir kayıt dışılık ve sisteme karşı devam eden bir şey var. Burada bir yanlışlık var. Sizin çünkü o sektörü ikna edemediğiniz görünüyor. Otomobil sektörü bu dönemde oldukça yaygın çalıştı. Bir sürü farklı sektörler çalıştı. Bu konuyla ilgili o sağlıkla ilgili sizin öngördüğünüz ciddiyeti ortaya koysaydınız ve siz de o sorumlulukları alsaydınız bugün sektörler daha sahaya çıkmak için daha tedbirli olacaktı. Ama şimdi ne olursa olsun çünkü aç kaldık diyorlar. Herkes açmak istiyor iş yerini. Tam da bu noktadadır. Ekonomik yetersizliklerden dolayı insanlar iş yerlerini açmak istiyor. Yoksa krizle yüzleşip dükkanlarının kapılarını kilitleyip ve ne olacaklarına karar verecekler. Esas bu 4, 11 ve sonra açılacak gruptan sonra yani bayramın süresini geçtiğimizde bunları göreceğiz Mahmut. Evet Sayın Başkan bu arada ben evde tıraş oldum. Onu da tamam çok güzel onu söylemen için söyledim zaten. Onu da söyleyeyim. Benim de işim tıraş etti beni de. Evet. Şimdi berberle ilgili söylediniz yani hemen söyleyince bir pratik çözüm geliyor. Yani evet. Neticede sakal tıraşını insan evde olabilir. Evet, evet. Bir maske takıp saç evet. tıraşını rahatlıkla olabilir. Evet, ya olabilir. Da bir bayan kuaförü yine ona keza aynı şeyi. Evet. Hijyen kuralları. Neticede bunlar hep önlük giyilerek yapılıyor. 13 işlemi. Madde olarak bu sektörün çünkü biz de bu sektörde hani biraz kişisel teması yüksek olduğunu düşünerek 13 maddeli hijyen kuralları koyduk. Diğerlerinin hepsinde 3 ve 4 maddedir. Dolayısıyla bunun da dün Kudret Bey'in açıkladığı konuda tabii şey dedi, bu sürecin içinde başka şeyler de olabilir. Bu konunun da tekrar değerlendirmesini ve esnaf zanaatkarların içinde, odanın içinde yaklaşık 1700 işletmedir bu grupta. Az bir işletme değil. Çalışanları 7-8 bin, o sektörden beslenen de 20 bin kişidir. Dolayısıyla o sektörün de bu durumdaki bir belirsizliği ortaya koyarak
o kaçak kayıt dışılık ve evlere hizmetin de artacağını da göz önünde bulundurarak bunun gibi başka sektörleri de tekrar bir değerlendirme alarak eğer bu şekilde açılacaksa bence hemen hemen hepsinin aynı zaman diliminde açılması gerekiyor. Eğer açılmayacaksa da ortaya gerekçeyi, sağlıkla ilgili gerekçeyi somut olarak ortaya bilim insanları koymalı ki sektörler de evde oturma gerekçelerini ve evlere gitmeme gerekçelerini kabullenmiş olsunlar. Evet Sayın Başkan, şunu da soralım. Çok önemli gerekçeler ortaya koyuyorsunuz. Evet. Mesela bu esnafın gün bulup gün kazandığını biliyoruz. Yani tabii neticede bu insanların bir aylık gelirleri yok. Dükkanını açarsa, var, müşteri gelirse bir alışveriş gerçekleşiyor. İşte restorancısı ona keza, kuaförü ona keza, anahtarcısı ona keza. Kesinlikle. Bir çark içerisinde dönüyor. Şimdi bu insanlar 45-50 gündür açıktılar, kapalıydılar. Bir kayıpları var. Diğer taraftan tüketim sektörünü oluşturan iki temel ayakta şu an. Birincisi öğrenciydi, evet, diğeri turizm sektörüydü. Doğru. İkisi de zaten durmuş yok, vaziyette. Yok, bugün yok, kapı açık olsa emin olun bir 20-25 bin kişi daha gidecek. Doğrudur. Bu doğru, net yani. Doğrudur, doğru. Zaten baktığımızda sosyal medyada da görüyoruz. Tabii, tabii. Bu insanların bugün kapıyı açtıklarında yarın zaten geçmişten gelen bir kayıpları var. Evet. Bir de önlerinde bir kayıp süreci olacak. Bunları desteklemek için ne yapmak lazım? Şimdi bunları da desteklemek için tekrar şöyle diyelim. Aslında sosyal devlet tanımının içinde bu kriz yönetiminde çok kullanıldı bu. Anayasamızda da sosyal devletin tanımı yapılıyor. Sektörlerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan devleti yöneten hükümettir. Eğer hükümetler bu süreçte ve bundan sonra sektörlerin ayağa kalkması için hibe, kredi gibi olanakları hızla ortaya koymazsa bunu ikinci pakette bekliyoruz. Ve insanların buna ulaşarak sektör kendi iş alanlarını harekete geçirmesine doğrudan yardım etmesi gerekiyor. İki, devlet sorumluluklarından, hükümet sorumluluklarından, alacak sorumluluklarından vazgeçmeli. Bu kriz yönetimin kısa mesafesini biz 3 ay falan görmüyoruz. 6 ay, orta vadeyi 12 ay, diğerinde 18'de bir uzun vadeydi. Dolayısıyla bununla ilgili önlemleri, yani yıllardır turizme sorumsuzca yapılan teşvikleri bu sefer sorumluca esnafa yapması gerekiyor. Eskiden ekonomi böyle, zirve burasıydı. Bu da turizmle yüksek öğretimdi. Şimdi zirve burası. Yani piramidin altından başlıyor hayat. Siz bu alana doğru teşvikleri, doğru hibeleri yapmazsanız, sosyal sigorta desteği veya vergide daha adil bir düzeni getirmezseniz ve şöyle derseniz, ben sahayı açacağım, bunları alıp da çarkı döndüreceğim derseniz, üzgünüz ki çark dönmeyecek. Hem hükümet çok zorda kalacak ekonomiyle ilgili, hem de esnaf çok zorda kalacak. Dolayısıyla hükümet bu konuda borçlanmayı bu süreçte yapmasını öngörüyoruz. Yani bu süreçte bu katkıları yapacak kaynağı bulsun. Borçlanır veya başka türlü yapar, onu bilemeyiz. Ama bizim üyelerimizin ve toplumun ihtiyacı olan şu anda ailelerini geçindirmenin dışında çok bir düşünceye sahip değiller. İş yerleri açıldığında ceplerine bir miktar para düştüğünde ne tüccarı öderler ne devlete sorumluluğu. Çünkü evine yiyecek götürmek zorundadır. Çocuğunun ilacını almak zorundadır. Elektriğini kesmesinler diye belki biraz da elektriğine para yatıracaktır. Başka hiçbir sorumluluğunu yerine getiremeyecektir. Bunun üzerinden bir kurgu yapmak, bu tür durumda olan bir kitlenin üzerinden plan yapmayı doğru bulmuyoruz. Daha önce bir hamisiniz siz. Siz bu sorumluluğu almanız gerekir. Bunu yaparak da bir güven sağlamanız lazım. Bir mücadele ve dayanışma ruhunu tabanda geliştirmeniz lazım. Bunun üzerinden halk hükümetine, devletine bunu dönecektir. Eline düştükçe sorumluluklarını yerine getirecektir. Dolayısıyla faiz sistemini tamamıyla devlet kendi alacaklarından kaldırması gerekir. Diğer vergi, sigorta gibi konularla ilgili öteleme veya bir miktar zaman içinde kendilerinin ödemesi çok doğru olacaktır. Sektörlerin büyük bir kısmı kiracıdır. Kira ile ilgili sorunların
kiralayanla kiracı arasında hukuksal veya başka türlü bir ilişki gelişmesini önlemek için pozitif müdahale etmeli. Oralara katkı koymalı. Veya işte Türk parasına çevirip stopajı düşürmeyi veya kuru sabitlemeyi, geçmiş dönemde yapılmıştı evet. Bu. Çünkü 9'u buluyorum. Bu her yer yüksek şeydir, kiralardır. O da niyeydi? Çünkü kumar turizmine bağlı çarşılar şekillendi ve çarşılarda yüksek kira vererek normal esnafları çarşıdan attılar hep. Yani öyle berberdir, küçük şey, süs eşyası, magnet gibi satan yerler kalmadı. Hep böyle büyük, yani çantacılar, kuyumcular gibileri kaldı. Onlar da doğrudan oradan besleniyor. Yani siz tuttunuz, ekonomideki riskleri hepsini bir torbanın içine koydunuz. Dediniz ki ben kumarhane ve yüksek öğretimden besleniyorum. Gitti yan hiç kimse kalmadı. Hiç kimse. Eğer siz bunları yaysaydınız, turizmden ve yüksek öğretimden yeterince çarşıları çeşitliliğini artırarak besleseydiniz, bugün çarşıdaki esnafın size çok ihtiyacı olmazdı. Ben 6 ayda dayanabilirim derdi. Demedi. Bunu tıpkı büyük sermayeli oteller, üniversitelerin demediği gibi. 5 kişi çalışan dükkan da aynı gün kapattı. 500 kişi çalıştıran da aynı gün kapattı. 500 kişi çalıştıran da benim param yok diyor. Ben de 1500 lira isterim diyor. 5 kişi çalıştıran da. O zaman bunun makrosu nerede? Yokmuş demek ki. Demek ki popülizmmiş bu. Eğer zora düştüğümüz gün büyük sermaye sahipleri bu ülkeden para kazanıp teşviklerle, devletin olanaklarını kullanarak hibelerle ayakta duruyor iseniz ve sıkıya düştüğümüz gün ortaya hükümeti veya toplumu rahatlatacak önlemlere destek olmazsanız ya da olamıyorsanız, eğer ki bugüne kadar kazanmadıysanız, bu da ekonomik akılla bakarsak doğru bir yatırım değilmiş demek ki bu ülkeye yatırım. Doğruysa ide, o zaman sahadaki esnafın bugün paralı olması gerekirdi. Dolayısıyla bunu tekrar gözden geçirmek lazım. Ekonomiyle ilgili yaşamı, yeniden başlama dediğimiz başlangıcın da bu anlattığımız çerçevede yeniden gerçekten başlamalıyız. Ama evet. Biz krize şimdi düşmedik. Yani biz 10 yıllardır krizlerin içinde yaşıyoruz. Halk alıştı, bakmayın. Küçücük bir ülkede 30 bin işletme var. Her 10 kişiye bir işletme, her 30 kişiye bir işletme düşüyor. Dünyada bu ortalama 150'dir. Siz attınız herkesi sahaya, ezin birbirinizi, para kazanın dediniz. Ben de buradan besleneceğim. Bunun adı serbest piyasa değil. Bu tabii ki sadece şu anki hükümetle ilgili değil. Bu gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bunu göz ardı ettiğini görüyoruz. Yani sahaya doğrudan müdahale yerine sahada kendileri, insanlar kendi kendilerini döndürsün dediniz. Oysa adalara gittiğinizde, başka dünya ülkelerine, çarşılarda 30-40 senelik işletmeler bulursunuz. Babadan oğula geçmiş. Biz her sene 1500 işletme açılıyor, 1500 işletme kapanıyor. Böyle bir istikrarsızlık var mı? Yoktur. Bunları öngörmeden bugünlere geldik. Yani bugüne gelirken bu sıkıntıları yaşama sebebimiz de geçmişte yaptığımız hatalardandır. Peki başkanım, sosyal medyada çok sıklıkla da görüyoruz. Özellikle kiralarla ilgili siz de değindiniz. Evet. Önümüzdeki dönemde bir indirim olmasını bekliyor musunuz? Yani şimdi, çağrınız var mı bu yönde? Tabii ki ilgili bakanlık, yani Ekonomi Bakanlığı'yla bu konuda yaptığımız görüşmelerde hükümetin temsilcileriyle bu konuya müdahale edilmesinin şart olduğunu, zaten çarşıda çok iş yerleri boşalacağını, dolayısıyla bundan ilgili bir önlem alınmaz ise eğer, iş yerlerinin, yani biraz kiralar düşerse, kur sabitlenirse çarşı biraz daha dayanma gücünü artırır. Çünkü en temel girdi kira, enerji, vergi ve sosyal gider. Yani şeye olan giderler, devlete olan giderler. Tabii bir de ana girdiği şey malzemeler. Malzeme dövize bağlı, sürekli fırlıyor. Enerji dövize bağlı düşmesine rağmen düşmüyor. Kira pound her yerde yüksek, sürekli yükseliyor. Bunlara devletin şunu diyebilir: biz kiraya nasıl müdahale edelim? Bakın, bir, kuru sabitleyebilirsiniz. İki, pozitif değişiklikle Türk parasına değiştirenlere vergiden, stopajın dışında vergiden de bir şey yapabilirsiniz. Yani gelir vergisinden de bir şey yapabilirsiniz. İki, pozitif bir çağrı yaparsınız çarşıların kalkınması için. Bu tür işleri, yani bu kiraları düşürenlere yönelik, düşürülmesiyle ilgili başka yöntemler geliştirebilirsiniz. Onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Kirayla geçinen insanlar da var. Biz bunu anlayışla da karşılayabiliriz. Ancak eğer çarşılar yoksa ne mal sahipleri para kazanabilir ne de devlet vergi alabilir. Dolayısıyla çarşıları sübvansiye etmeli. Bu saydığımız alanların çoğuna devlet doğrudan destek olmalı.
Bıraksın öyle kredi falan vermeyi. Kredi alacak kimse yoktur. Devletin kendi kaynağı da yoktur kredi verecek. Kalkınma Bankası'nın kapısından esnaf giremez içeri. Bugüne kadar esnafın kredi aldığı esnaf sayısı baksınlar Kalkınma Bankası'na kaçtır. Esnafın en fazla aldığı kredi 100 bin, 150 bindir. 100 ve 150 bin lirayı Kalkınma Bankası'ndan kaç kişiye vermişler? Söylesinler bir. Yok ama 500 bin, 1 milyon, 2 milyon pound'u vermişlerdir onu bilirik. Bunu esnaf diye anlatmasınlar bize. Dolayısıyla bu kriterleri düşürmek lazım. Esnafın tercihi varsa da kredi kaynaklarına ulaşacak sicil, kredi siciliyle ilgili sıkıntılar var. Bu konuda hükümetin esnafa kefil olması gerekir. Bu kredi kefalet fonu diye bir fon var. Evet. O fonda Türkiye uyguluyor, Avrupa'da uyguluyor. Baktı esnaf batıyor, gidiyor ya ortak oluyor ya diyor ki senin kredinin %50'sine ben kefilim. Senin riskini düşürüyorum. Sen de geri kalan 50'sine olan kefaletini yerine getir. Böylelikle kredi kaynaklarına ulaşıyor. İki, bu dönemde %9 faiz uygun bir faiz değil. Devletin bir olanağı da değil. Siz gidin özel sektör olarak tercih edin alabilir. Bunların hepsine müdahale gerekir. %5'in altında olması gerekir krediye ulaşmanın. Ve Türk parasının etkin olacağı bir şekilde bunları yapmak lazım. Bunu ancak biz ülkemizin yerel bankaları üzerinden yapabiliriz. Çünkü Türkiye bankalarının üzerinden bazılarında %4-4,5 var ama ulaşamıyoruz. Çünkü kriterleri çok yüksek. Ve siz yani esnafımızla oyun oynanıyor gibi. Birçok şeyi hazırlıyorlar. Bu zaman diliminde bu sıkıntılı günlerde gidip sorumluluklarını yerine getiriyorlar muhasebecisine, vergi dairesine. Sizin kredi siciliniz uymuyor deniyor. 25 bin liraya. Yüzlerce red var 25 bin liraya. Bir kefille diye biz çıktık kamuoyunda duyurduk. Bizimle anlaştıklarını söylediler. Burada esnaf odası veya diğer odaların baskısı yetmiyor. Burada önce olması gereken hükümettir. Hükümet açıkçası toplumun ve esnafın tarafında olacak. Sermayenin bankaların tarafında olmayacak. Buradaki sorumluluk kaynaktır. Kaynağınız varsa bu sorumlulukları yerine getirebilirsiniz. Yoksa da yok demeyin. Gerçekten samimi olun, olanlarla ortaya çıkın, hep beraber mücadele edelim. Açılırken de bunu yapalım. Açılsın sektörler. Yeniden başlamanın kurallarını ortak koyalım. Artık bu popülizmden vazgeçelim. Hep beraber mücadele edelim. Seve seve bu toplum kalkınır. Ama mesela bu süreç bitmeye başladığında siz başlarsanız gene yüksek öğretimi sorumsuzca teşvik etmek, turizmi sorumsuzca teşvik etmek, kumar turizmini sorumsuzca teşvik etmek ve herhangi bir kritere bağlamazsanız o yatırımcı için de tehlikedir. Gördük ki doğru değilmiş. Ama siz deseydiniz ki yerel istihdamı destekleyeceksiniz, yerel üretimi destekleyeceksiniz, eğitim kurumlarına fon ayıracaksınız gibi gibi seçenekleri parametre olarak koysaydınız bu sektörlerde bugün daha güçlü olurdu, yerel üretim de daha güçlü olurdu. Hep beraber bu krizi biraz daha kolay atlatırdık. Yani atlatmayla ilgili daha güçlü ve daha dinamik bir yaygın ekonominin kendisi, yani üretici, esnaftır, zanaatkardır, cebinde 3 ay veya 6 ay geçinecek bir parayla bulacaktık. Oysa bittiği günün ertesi gün hiç kimsede para yoktu. Peki başkanım, bu dönemde kapılar da kapalı. Yani bunun bir iç piyasada hareketlenmesinin sağlanması açısından da bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi Mahmut, fırsat fırsatta da fırsat eşitliği diye bir şey var. Şöyle görelim. Şu anda yapabileceğimiz en hızlı ve en ekonomik akılla baktığımızda hareket güney ile kuzeyin arasındaki kapıların açılmasıdır. Çünkü bir adada yaşıyoruz. Arada sadece tel var. Ve bazı anlaşmalarımız var. İşte bu tarafa yani geçip birbirimize geçip ticaret de yapıyorduk. Bunun açılması ile ilgili hükümetin veya Cumhurbaşkanlığının bu süreci eş zamanlı birbiriyle ilişki sürdürerek götürmeliydi. Güneyde de bu kadar kriz olmasına, bu kadar şey çıkmasına rağmen normalleşme süreci başladı. Ama onlar bulaş yaparak tedavi ediyorlar. Çünkü çok yüksek oranda bulaş çıkıyor. Bizde ise bulaşı sağlamadan yaptık. Şimdi iki farklı yöntem kullanıldı.
Bunun sonrasında kapılar açıldığında bununla ilgili ne olacağını açıkçası önce bir şeyler sağlık uzmanları açıklaması lazım. Ama çok önemlidir ki iki tarafın çok yakın zamanda kapılarını açmasını ve bir ada ekonomisi üzerinden dayanışma göstererek onların dövizinin parasının yüksek olmasını, bu tarafta alım gücünü artıracağını, oradan doğrudan sıcak paranın buraya düşmesiyle ilgili esnafın, tabandaki esnafın, hatta turizmcilerin bile kalkınacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla çok önemsiyoruz. Türkiye büyük bir ülke, tedavisi ne zaman yani başlayacak, ne zaman uçuşları başlayacak? Çünkü Türkiye galiba iç hat olarak değerlendirirse iç uçuşların başladığında değer açacak mı? Ama orada da biz gene nasıl alacağız buraya? Test yapılarak mı girecek? Öyle bir ekonomik gücümüz yok. Güneyden geçişlerle ilgili test yaparak mı gireceğiz? Onun için soruyorum. Eğer sağlık politikanızı yaklaşık olarak aynı yapsaydınız, sonucunu da teste bağlamazdınız. Öşerdiniz, ateşini geçirirdiniz. Şimdi Türkiye'den bu kadar büyük bir ülkede buraya uçuş yapanları nasıl alacağız? Sağlık raporlarıyla mı alacağız? Bırakın yani turisti falan. Çalışan işçilerin geri dönmek isterse nasıl gelecek? Biz şimdi herkesin gideceğini düşünüyoruz ama varsayalım ki her şey iyi gitti. Nasıl gelecekler buraya tekrar? Hangi koşullarda gelecekler? Orada neler geçti başlarından bilmiyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir sıkıntı. Buradan göçün devam edeceği ile ilgili Mahmut, ben de aynı fikirdeyim. Bunu zaten görüyoruz. Bayramda bir miktar insan, epey bir miktar insan gidecek. Geri gelmesiyle ilgili sıkıntılar var. Bir kısmı da gelmeyecek. Çünkü orada ailelerinin yanında daha geçinmeyi daha kolaylaştıracak. Biz burada küçülen, daralan bir ekonominin içinde nüfusun da daraldığını gördüğümüzde bu bir şey değil, öylesine bir bakış açısı değil. Ekonominin daralma kapasitesiyle iş yerleri kapanacaktır. Büyük bir oranda kapanacaktır. Başkanım, neticeden bu bizim söylediğimiz öngörü değil. Neticede sosyal medya platformlarına bakan herkes bu binlerce yazıyı görebilir. Neticede çağrıları zaten görüyoruz. Yani neticede ekonomiler neyle döner? Nüfus da döner. Yani turizmle döner, insanla döner. Şimdi burada haliyle iç yapı kendi dinamiklerini daha iyi oturturup daha sağlam belki önümüzdeki dönem için bir yapı oluşturulabilir. Yeniden yani başlangıç dediğimiz odur. Hı-hı. Eğer 30 bin işletmenin 10 binini kapanacak gibi öngörürseniz dayanamayıp yeniden başlarken demek ki bu işletmelerin, kalan işletmelerin daha sağlam ve sağlıklı ayakta durabilmesi için bir takım ekonomik tedbirler ve delegasyonlar uygulanmalı. Yani kurallar, yeniden açılmanın kuralları ekonomik anlamda söylüyorum. Evet. Yeniden birisi bir iş yeri açacaksa neye ve neden açacağı ile ilgili o bölgenin, yerel yönetimlerin, odaların, hükümetin o işlerin enflasyon olduğunu, enflasyon olan işlerde tekrar açılmanın sektörü aşağı doğru çektiğini, kalitesini azalttığı ile ilgili kaygıları dikkate alarak yeni işletmeler açılması gerekir. Bunları konuşmak istiyoruz. Bunları anlatmak istiyoruz. Çünkü ekonomik yaşam başlarken bugüne gelen kadar gelen hataların devam etmesini istemiyoruz. İstemediğimiz noktada da bu bir iki gün içinde yeni bir bizim de odamızın üyeleriyle ilgili ve toplumla ilgili görüşlerini tekrar ortaya koyacağız. Bu açılmadan sonraki zaman diliminde neler yapılması ile ilgili ve bunları tartışmak, diğer ekonomik örgütlerle birlikte tartışmak ve ortaya koymak istiyoruz. Tabii bu zaman diliminde de ortaya çıktı ki sağlıklı bir ekonomik örgütlenme yapısına ihtiyaç var. Yani üreticisinin, esnafının, zanaatkarının gibi kesimlerin birlikte hareket etmesiyle bu söylediklerimiz ortaya konabilir. Burada bir pozitif etki yaratabilir. Yani hükümetlerle bu tür ilişkileri sürdüren örgütlerin güçlü ve dinamik olması gerekir ki ortaya koyduklarının da karşılıklı değer bularak çözümlenmesi için. Bu mücadelemiz de devam ediyor. Böylelikle belki sahayı kontrol edebiliriz ama en önemlisi unutmayalım ki biz bir adayız. Nüfusumuz ve ekonomimiz bunlara göre planlanması gerekir. Evet. Bunlara bakmazsak ve işte sadece kumar turizmi ve sadece yüksek öğretimle ülkeyi geçindirmeye çalışırsak zordur. Örnek vereyim bir. Amerika'da Las Vegas veya başka ülkelerdeki büyük bu turizmin, kumar turizminin etkili olduğu yerlerdeki şeye baktığınızda ekonomideki etkisi %10'u geçmez. Evet. Peki başkanım, son 2 dakikaya girdik.
İsterseniz çok kısa bir yerli istihdam ve vatandaşlarımıza da belki bir ufak çağrınız olur. Küçük işletmelerin desteklenmesi, alışverişlerin oralardan yapılması konusunda. Tabii, tabii. Şimdi aslında biz bize kaldık. Yani ne desek yani bir yere de gidemeyiz ama dünyanın birçok yerinde bu dönemlerde birincisi esnaftan esnafa ilişkiyi sürdürelim. Yerel ürün, yerel üretimleri destekleyelim. Tüketici olarak aynı zamanda büyük bir tüketici kitlesiyiz de bunlara dikkat edelim. Ama bunlara dikkat ederken de yerel üretimin ve toplamda temel gıdaların da fiyatları ile ilgili hükümetin de bir sorumluluk alması gerektiğini çok önemsiyoruz. Evet, bunları söylerken siz yerel üretime yeterince destek vermediğiniz için fiyatlarının yüksek olduğunda, ithal ürünlerin bazı yerde daha ucuz olduğunda, toplumun da bugünkü ekonomik ihtiyaçlarının karşılığı öyle olduğu için bu bir sorundur. Evet. Bunlara müdahale etmek gerekir. Yerel istihdamı önemsiyoruz. Bugüne kadar hep önemsedik. Esnaf Zanaatkarlar Odası'nın üyelerinin 40 bin çalışanının %80'i yerel istihdamdır. Dolayısıyla bunun daha da teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde UBP Milletvekili İzlem Gürçağ bizlerle olacak.